Dünyanın Tadı ekibi olarak şu anda Anamur'un Malaklar köyüne geldik. Emine Hanım, Hatice Hanım ve Ali Bey'i Yörüklerin meşhur sac böreğini yaparken yakaladık. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, beğendiniz mi köyümüzü? Çok güzel bir köyünüz var. Çok doğal yaşıyorsunuz. Ocağı yakmışsınız. Sizi ne zaman gelirler ki diye bugünü bulduk. Çok şükür geldiğiniz için çok memnun olduk. Çok memnun olduk sizleri tanıdığımız için. Bize Yörüklerin sac böreğini yapacaksınız. Ben yapıyoruz. Bu ıspanak böreği. Ispanağın içinde soğan, zeytinyağı, tuz, pul biber, karabiber, biraz limon, sarımsak var. Ispanaklı börek için. Ispanaklı börekte. Bunda çökelek var. Çökelekli böreğin içerisinde ne var? Soğan, çökelek, tuz var. Bir de birazcık da zeytinyağı var. O hakiki keçi peyniri. Onun içine bir karışım yapmayı, sadece tuzunu koruruz. Keçi peynirin tadı yeter. Başka hiçbir şey gerek yok. Evet, olsun. Hamurda ne var? Hemen Hatice Hanım'a soralım. Onu da Hatice Hanım'a soralım. Hamurcu o. Ya ben sormasın. Sordum bile. Hamur suyuna, tuzuna olan bir şey. Un, tuz, başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Sadece kepekli un, tuz. Başka yoğurdunuz. Bir şey yok. Yoğurduk. Dinlendi biraz. Biraz dinlendi, evet. Biraz dinlendi. İşte komşularım bana yardım eder, sizi geldi diye. Mahallem toplandı. Allah razı olsun. Tüm mahalle toplandı. Hatice Hanım maşallah çok güzel hamur açıyor. Öyledir. Bizim hepimiz yaparız onu. Hepimiz bu işi yaparız. Acıktın mı yoğurup yapacaksın. Yoğurup oldu mu onu yapacaksın. Biz yoğurup, aynı köy çocuğuyuz, öyleyiz. Şimdi ilk açtığımız hamura ıspanaklı içten koyduk. Ispanak, soğan, zeytinyağı ve biraz da pul biber, karabiber, tuz var. Bol koyuyoruz içine. Şöyle de, şöyle. Ağzını kapattık. Tereyağı. Kenarlarını mesela bastırıyoruz açılmasın diye. Ve Ali'ye veriyoruz. Bizde pişirim var sadece. Ali, sıra sende. Bizde sadece pişirim var. Biz pişirir oraya yemeğe göndeririz. Evet, sacı atıyoruz. Bundan sonraki görev Ali'de. Biz hemen diğer hamuru açalım. Şimdi çökelekli sac böreğimizi yapıyoruz. Hatice Hanım maşallah çok güzel hamur açıyor. Yörükler mahirdir hamur konusunda. Hamurumuzun arasına şimdi çökelekli içten koyuyoruz. Çökelek peyniri ve soğan. Böreğin içine bol koyuyoruz. Helal olsun size. Vallahi. Şöyle güzelce yaydık. Pişirin nasıl pişirirse pişirsin diyorlar. Pişirene zor olur ama. İçi bol oldu mu pişirmesi de zor olur. Onu hiç düşünmedim Ali, kusura bakma. Ali nasıl pişirsen pişir gari. Böreği güzel yapar. Hatice böreği güzel yapar. Hatice Hanım. Meşhursunuz köyde. Evet, Hatice çok güzel. Sadece artık o da pişir dursun. Şimdi keçi peynirli. En özeli. Hakiki keçi peyniri. Kendi keçilerinin peyniri. Bu da ineğimizin tereyağı. Oo. De hepsi doğal. Tereyağı da kendi yaptığınız tereyağı mı? Evet. Çok şanslıyız, çok şanslıyız. Bayılırım köy tereyağına. Şimdi keçi peyniri yapıyoruz. Açtığımız hamurun arasında saf keçi peyniri. Kendi keçi peynirimiz. Bayılırım keçi peynirine. En doğalını da Yörük köylerinde yersiniz. Biz de bugün onu yapacağız. Böyle marketten aldığınız peynirlere benzemez bu peynir. Tekrar kapatıyoruz. Kenarlarını iyice bastırıyoruz akmasın diye. Hemen sacımıza geri gönderiyoruz. Evet, pişen hamurlar tekrar buraya geliyor Emine Hanım'a. Emine Hanım bunları yağlıyor tereyağıyla. Köyün tereyağıyla. Kendi yaptığı tereyağıyla yağlıyor. Yağlayalım şöyle bir. Bol yağlı olacak. Bol, tabii canım, bol yağlı olmazsa olmaz. Maşallah. Aynen. O şöyle bol yağ, yağ akacak kenarına, sağından solundan yağ akacak. Ot böreği zeytinyağına gider. Zeytinyağıyla da yağlayalım isterseniz. Yok, biz tereyağıyla yağlayalım. Ama biz tereyağıyla yağlayalım. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Tereyağı bulamayız başka yerde. Kendi yaptığınız köy tereyağı. Evet. Evet, şimdi tadına bakalım. Bakalım. Hemen dilimliyoruz. Çek gibi dilimliyor Emine Hanım. Pizza gibi oldu. Evet, pizza gibi dilimledi. Şimdi tadına bakıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Çok sıcak diyor ama olsun. Yansam da yerim, yanmasam da yerim. Emine ablacığım şöyle peçeteyi aldık. Elimi yakmayayım diye sağ olsun. Hemen tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok lezzetli. İçiyle, hamuruyla, tereyağıyla, odunun o verdiği, stacın verdiği tadıyla çok lezzetli olmuş. Bayıldım. Biz bu yayını burada keselim. Diğer böreklerimizi de yiyelim. Ardından devam edeceğiz. Dünyanın tadını Anamur'da çıkarmaya. Mersin Anamur Malaklar köyünde Emine ablanın bahçesinden topladığımız
sebzeleri aldık. Geldik evin önüne oturduk. Kolu komşu herkes burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Hazır mısınız? Hazırız. Meşhur batırığı yapıyoruz. Batırığımızı yapacağız. Emine abla malzememiz neler? Batırığımızın gerici. Burada düğürcüğümüz var. Köfteli bulgur derler buna. Kenarına soğanı doğrayacağız. Kuru soğan. Kuru soğanını. Burada taze soğan, maydanozumuz var. Burada soğan, domatesimiz var. Burada fıstığımız var. Biz yer fıstığıyla yaparız. Ermeni tarafı cevizle, bademle yapar. Biz yer fıstığını yaptığımız için batırık bize özeldir. Burada da böyle bir rekabet var. Batırık evet. Ermeni'nin mi, anamurun mu? Batırık Ermeni'nin mi, anamurun mu? Onu yiyince, anamurun. Yiyince bakacaksın. Yörüklerin olmazsa olmazı batırıktır. Anamurun. Batırık. Bizim diyor. Yer fıstığıyla mı yapılır, cevizle mi yapılır? Onlar cevizden yapıyor. Onlar cevizle yapar. Cevizler yapalı. Evet, cevizden yaparlar. Sade ceviz. Soğan. Ve limon sıkıyorsunuz. Limon da sıkarız. Limonsuz olmuyor. Limonla olacak. Ekşili ekşili yiyeceğiz. Bir taraftan salatalıklar doğranıyor. Evet. Küçük küçük. Domatesler minik minik doğrandı. Evet. Yeşil soğan, maydanoz doğrandı. Soğan da doğradık. İmece usulü. Hanımlar bir araya geliyorlar. Burada böyle yapılıyor yemekler. Soğanın üstüne tuzunu atacağız. Benim de tuzum olsun. At. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle soğanlı tuzla bir güzelce pişireceğiz. Elimizle ova ova pişiriyoruz. Önce bunu pişireceğiz, tuzunu. Şimdi domates sosunu ekledik. Domates sosunu da döktük. Bunu karıştıracağız beraberinde. Rendelenmiş domates. Salçalarını atacağız. Biber salçası. Şimdi salça ekliyoruz, biber salçası. Biber salçası, domates salçası. Biraz da su ekledik. Birazcık su. Bu arada Mustafa ellerine sağlık. Küçük Mustafa'mız da bize çilek getirdi Özlem. Çok teşekkürler Mustafa. Seviyor musun çileği? Sen mi topladın bunları? Hı hı. Hadi beraber yiyelim. Oh, Mustafa'nın getirdiği şeye tadına bakıyorum. Emine abla çileklerin de çok lezzetli. Mustafa'nın ellerine sağlık, topladı getirdi bize. Batırığı Emine abla çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyor. O bulgurlar yumuşayacak, ince evet, bulgurlar. Böyle yumuşayacak domatesin sosuyla. Rendelenmiş domatesle böyle yumuşatacağız salçayla beraber. Rengini değiştirmeye başladı. Yapış yapış olacak birbirine. Şimdi batırığımızın fıstığını ekliyoruz. Şimdi fıstığını, evet. Bol fıstıklı ve susamlı. Fıstığı siz makineden çektiniz. Mikserden, blenderdan çektiniz. Mikserde öğüttük. Evet, güzelce öğüttünüz. Ezdik ötünüz. Güzelce. Önce kavurduk. Önce susamı, fıstığı kavurduk. Tamam. Ondan sonra robottan çekiyoruz. Tamam. Tam yağı çıkıncaya da çok güzel bir şekilde. Ondan sonra kullanıyoruz. Gelinceye kadar robotta çekeriz. Şimdi sıcak su ekliyoruz, ılık su. Ilık suyla güzelce yediriyoruz hepsini birbirine. Bunu. Urfa'da, Adıyaman'da erkekler yapıyor bunu. Yok. Burada erkekler izliyor. Biz yiyeceğiz az sonra. Bizim farkımız o. Evet, hanımın farkı bu. Biz erkeklerimize kıyamayız. Yani. Burada bahçede hanımlar, bağda hanımlar. Erkekler genelde kahvede. Olmasa biz mi varız ya? Eyvah eyvah. Allah razı olsunlar. Şimdi limon suyunu ekliyoruz. Limon suyunu döktük. Bol limonlu. Kim ne dedi orada? Ben de yaptırız diyor. He, olabilir. Bir daha yapar mısınız? Senin paşam. Emrin olur paşam. Yaparız tabii canım. Onların bir yediklerini biz hiç iki etmedik. Şimdi yeşilliklerini ekliyoruz. Yeşilliklerini. Taze soğanla maydanoz. Maydanoz. Bahçenin notları. Bahçeden kopardık ya biraz önce. Önce. Şimdi onları koyuyoruz. Son rütüşleri bunlar artık. Lahanayı haşlamışlar bu arada. Lahana evet. Lahana haşlandı. Tadına bakıyorum. Limon döktünüz mü? Afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş. İlk tadına bakıyorum batırığın. Tamam, siz kendiniz koyun. Bir. Oo. Ne çiğ köfte, ne kısır. Bunun adı batırık. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Fıstık çok yakışmış. İnce bulgu da çok güzel ezmişsiniz. Çok güzel pişmiş içerisinde. Elinize sağlık, bayıldım. Afiyet olsun. Bu sıkması. Bu sıkması. Çok lezzetli, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Emine ablamın. Afiyet olsun gençler. Beğendiler. Jüri beğendi arka taraftan. Sıkmasın tatlık. Sıkmasını. Şimdi sulandırıyoruz. Herkes sevdi. Suyunu dökeceğiz. Şimdi sulandırıyoruz. Sulandırınca batırık oluyor. Batırık oluyor şimdi. İster sıkma olarak yiyebilirsiniz, isterseniz sulandırılmışını batırık olarak. Evet. Şimdi nanesini de ben ekliyorum. O da kuru nanesi. Kuru nane.
Tuzunu ben atıyorum. Batırığımız şu anda hazır. Önce MasterChef bakıyor. Vallahi harika olmuş. Ellerine sağlık. Burada tuzu yerinde. Tuzunu ben attım. Çok güzel. Üzerine salata var. Evet. Yanına domates. Domates. Güney Korelilerin yemekleri gibi oldu bu. Yanına domates. Biraz lahana. Yanına lahana. Yanına turp otu. Çok güzel oldu. Şu anda görüntüsü bir Kore yemeği gibi. Tadına bakıyorum. Şöyle salatalı, domatesi, turp otu, yeşillikleri beraber aldım. Çok güzel olmuş. Tuzu çok olduysa kendin attın. Tuzu tam yerinde, kıvamında. Teşekkür ediyoruz. Herkese ikram edelim. Hep beraber yiyelim. Dünyanın tadı Anamur'dan devam ediyor. Sina Pırlanta, aşka atılan imza. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında bu hafta Dünyanın Tadına kaldığımız yerden Anamur'dan devam ediyoruz. Bulgurca pişireceğiz. Keşkek yapacağız. Evet, keşkek yapacağız. Dar keşkeği, buğday keşkeği. İşte topladıkları dağdan mantarlarını almış geliyor hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Anamur'un yerli kalamarları. Dünyanın tadında şimdi de görevez yapıyoruz. Anamur'da yetişen tropikal meyveleri tanıyacağız ve tadacağız. İnşallah. Akdeniz'den çıkan o güzel balıkları pişireceğiz. Aynen. Izgarada. Fatih Bey ve Begüm Hanım'ı Dibek'te kavut döverken yakaladık. Bugün yerim hak kerimdir yarına. İşte bu Yörük kültürü, Yörük felsefesi. Yörüklerde stok yoktur. İşte topladıkları dağdan mantarlarını almış geliyor hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Mantara gittim. Sabahleyin sizi gelecek diye keşkahı pişirdim. Bir de mantara gideyim dedim. Çamların ağında mantar buldum. Size yedirmek için topladım geldim. Ne güzel toplamışsınız böyle. Afiyet olsun. Bakın çubuklara geçirmişler tek tek. Evet, elimde kabım olmayınca çöpe çizdim. Çöpe de çizebilirsiniz. Bunu şimdi varınca ateşe atacağız, yiyeceksiniz. Közde pişireceğiz. Evet. Az sonra. Evet, çamların dibinde oluyor. Tam şimdiki zemeri mantarları. Zemeri mantarı. Evet, şimdi zemeri mantarı çıkar. Buradaki ismi zemeri. Muğla'da çıntar diye bilinir. Evet. Burada da mantar. Kocaeli'de kandıra mantarı. Evet, burada da mantar derler. Çam mantarı, zemeri mantarı. Evet. Siz de hoş geldiniz. Ben size portakal topladım geldim. O da portakaldan geldi. Oy 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 oy. Çok şanslıyız. Dibinde buldum. Şurada. Evet. Yakını mı şoyunuz? Zeytinliğin anında, çamların anında buldum. Bunlar genellikle çamın dibinde, kürenlerin dibinde olur. Zemeri mantarı böyle. Biraz yoruldum, yokuş çıktım ama. Allah razı olsun. Sizin için değer. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyetle yiyin. Mantarımızı aldık evet. Ve gidiyoruz. Ateşimizi yakalım. Evet. Közde pişirelim. Şimdi bir biz evet. Pişirelim. Yani pişirelim. Afiyetle yiyin. Hadi gidelim pişirmeye. Mantarlarımızı, çileklerimizi, limonumuzu, muzumuzu, portakalımızı aldık geldik. Köyde bir bayram havası. We'll be right back.
sevincimizi, mutluluğumuzu paylaştık. Ya çoktan da düğün müğün olmayınca hasret kaldık oynamaya. Mantarımızı da topladık dağdan. Getirdik, şimdi pişireceğiz. Hadi pişirelim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Önce tuzluyoruz. Evet, böyle çöpten çıkarıyoruz. Yıkamıyor muyuz hiç? Yıkarsan olmaz. Yemeğini yapacağında yıkayacaksın, zaten temiz. Bakın tuzluyoruz. Tuzladık, tuzladığımız mantarlarımızı közün üzerine koyuyoruz. Siz olun, doğadan bulduğunuz mantarları bu şekilde pişirip yemeyin. Zehirli olabilir. Buna benzer beyazlar olur. Biz onlara köpek mantarı deriz. Almayız, yemeyiz. Burada bu işin uzmanları var. Evet. Havva Hanım yıllardır bu işi yapıyor. Ben her hafta giderim. Kocam da kızıyor. İşe bakmıyorsun, sürekli mantara gidiyorsun diyor. Evet. Tuzladığımız mantarları direkt evet. Köze koyuyoruz. Evet, şimdi böyle pişecek bu. Bunun şimdi böyle suyu çıkacak. Bak, tuzlar sulanmaya başladı. Bunlar böyle buruşu verdi mi pişer zaten. Mantar közlemesi yapıyoruz. Evet. Ama daha birçok çeşidi var bu mantarın. Sebzelisi. Bunu çıkaracağız. Buradan maşayla başka böyle. Ne türlü yaparsınız evde? Ne türlü yaparız? Bunu götürürüz evimize, yıkarız delikliye koru suyunu alır. Soğanı bir güzel doğrarım. Hı. Yağını koyarım. Soğanını bir güzel öldürürüm. Yağda sarardırım. Ondan sonra mantarlarımı koyarım. Üzerine salçasını, biberini koyarım. Karıştırırın, kısık ayarda pişirin. Piştikten sonra sumağını, karabiberini koyarın. Üstünü soslarım, çok güzel olur. Bak bu pişip gider. Bakın hemen suyunu saldı. Evet. Bunun suyu çıktı mıydı, biraz kurur gibi oldu muydu? Çıkaracağım maşayla. Limonlayıp yiyeceksiniz. Soğan, salça ve mantar. Bunlara bu böyle yenir. Evet. Soğanı güzel pişirirsin. Yapalım piştikten onu da. Son üzerine. Şu mantarı böyle yapalım mı? Yapalım, sıkıntı yok benim için. Ufak bir tavada. Bir tane soğanla. Çok güzel olur. Şu közle pişiririz. Evet. Mantarlarımızı çeviriyoruz yanmasın diye. Suyunu saldıktan sonra çevirmeye başladık. Üzerine limon mu sıkacağız? Evet, sıksan da olur, sıkmasan da olur. Bak bu pişik. Elin yanmıyor mu? Al bunu da çevir. Al, al, al. Ben alırım, alırım. Üzerine limon sıkıyoruz. Afiyet olsun, tadına bir bakın. Bir tadına bakıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl olmuş. Suyu nasıl akıyor bak. Bakın bakın bakın. Suyunu aktarak yiyormuşuz. Niye ben suyunu da severim? Afiyet olsun. Seversen öyle ye. Tadına bakıyorum. Çok lezzetli. İlk defa böyle bir mantar yiyorum. Evet, afiyet olsun. Elinize sağlık. Çeşit çeşit. Patates kızardır gibi yağda da kızartacaksın kahvaltı. Çeşit çok. Evet, sumak, karabiber ye. Ben böyle bile bayıldım. En kolay, en lezzetli, en doğal evet, hali. Anamurun doğal mantarları. Ben bunu yemeye devam edeceğim. Şimdi siz de bana ne yapıyorsunuz? Mantar kavurması. Evet, şimdi mantar kavurması yapacağım size, yiyeceksiniz. Soğanlı, salçalı. Evet, soğanlı, salçalı. Hadi başlayalım onu yapmaya. Tamam. Tavamıza önce zeytinyağımızı aldık. Tavamızı közün üzerine koyduk. Bakın közde pişiyor. Tavamız ısınıyor. Bir taraftan soğanımızı doğramaya başladık. Soğanını doğrayacağım, sarardacağım. Mantar kavurması yapıyoruz. Evet, ondan sonra mantarımızı kavuracağız. Yağımız kızdı. Hemen soğanlarımızı ilave ediyoruz yağımızın üzerine. Bir taraftan mantarlarımızı doğramaya başladık. Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Soğanlarımız öldü, iyi bak be. Vallahi çok iyi ateşimiz. Şimdi soğanlarımızın üzerine tuzunu ekliyoruz. Evet. Şöyle ben kavurayım. Kavurabilirsin. Sararsın. Mantarımızı koyalım üstüne. Tamam. Bir misafirimiz tam geldi. Sever. Hoş geldin. Sever misin mantarı? Severim. Tamam, şimdi yiyeceğiz. Sen gider mi mantara? Giderim. Evet, soğanımız kavruldu. Şimdi mantarlara gidiyoruz. Biraz da mantarlarla kavuruyoruz. Mantar çok güzel kavruldu. Koyalım. Şimdi salçasını ekliyoruz. Biraz da salçayla kavuracağız. Şu da biberi. Üzerine toz biber, renk verecek. Mantarlar çok güzel pişti. Şimdi sumağına ekliyoruz en son. Bu sumağı. Yörük usulü mantar kavurması. Şu anda hazır. Nasıl yenir? Yörük usulü. Nasıl yenir? Şu ekmek arasına yapıp yiyeceksiniz. Buyurun. Ekmek de özel lavaş. Evet. Burada sıkma lavaş olarak biliniyor. Sıkma olarak değil. Böyle alacağınız. Evet. Beleceğiniz ufak ufak. Böyle alıp yiyeceksiniz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ben çok dol olduğum için ben yemeyeceğim. Siz yiyeceksiniz. Yok olmaz. Gelin. Beraber, beraber. Ben son üzerine limon. Şimdi tadına bir bak. Kaşığı kenara alalım. Sen şunun üstüne bir otur. Ben bunun üzerine bir oturayım dediğiniz tamam, gibi. Ben senin yanına dururum. Bismillahirrahmanirrahim. Oturamadım. Otur, otur. Allah. Sığmadı. Hah, sığdı. Koş ayaklarını. Ayaklar uzun olunca. Tamam, oldu. Oldu. Öyle mi? Evet. Ben
Ben bayıldım. Özellikle sumak çok yakışmış. İsterseniz biraz da limon da sıkabilirsiniz. Sık. Biraz da limon sıkıyorum. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında. Şimdi de Mersin, Anamur, Malaklar köyündeyiz. Burası bir yörük köyü ve yörüklerin topluluk yemeği, düğün yemeği, bayram yemeklerini yapıyoruz. Evet, evet. Havva Hanım'la beraber. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Havva Hanım. Ne yapıyoruz? Bugün size yemeklerimizi göstereceğiz, tarifleri göstereceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Keşkek yapacağız. Evet, keşkek yapacağız. Darık keşkeği, buğday keşkeği, üstünün nahnesi. Bir tanesi mısır keşkeği, yani burada darık keşkeği olarak geçiyor. Bir diğeri de buğday keşkeği. Daha önce hiçbir yerde görmedim mısır keşkeğini. Evet. İlk defa burada yiyeceğim. Hemen malzemeleri sayarak başlayalım. Çünkü keşkek çok uzun sürede pişiyor. Malzemelerimiz, burada mısırımız var suyun içerisinde. Buna şimdi suyunu ekliyoruz, darını. Yalnız bu mısır farklı bir mısır. Bizim İstanbul'da gördüğümüz mısırlardan değil. Akşamdan ıslattık, sabahleyin vurduk, 6 saatte zor pişiyor. Bembeyaz bir mısır. Evet. Genetiğiyle oynanmamış ata tohumu, yöresel mısırımız. Burada da buğdayımız var. Buğday. Aynı bunu da akşamdan ıslattık. Aynı. Suyunu veriyoruz. Evet, suyunu veriyoruz. Bolca. Kaynadıktan sonra tuzlarını atıyoruz. Kısık ayarda pişiriyoruz. Kaç saatte pişecek? Buğday 2 saatte pişer. Mısır? Mısır 5-6 saati buluyor. 5-6 saat biz beklemeyelim diye. Sağ olsun Havva Hanım kazana sabahın ilk saatlerinde sabah namazıyla beraber koymuş. Sabahın ilk saatlerinde koymuş. Mısırları haşlamış bakın. O mısırlar haşlanınca ne oluyor? Nasıl kabarmışlar? Görüyor musunuz? İşte 4-5 saatte mısırın haşlanmış hali burada. Buğdayın haşlanmış hali burada. Hemen onu da göstermek istiyorum. Haşlanmış buğdayımız burada. O pişik hal işte. Evet. Pişmiş ve etimiz, et de sosu. Keçi. Yörükler keçi eti yerler. Burada kemikli keçi eti var. Siz bu keçi etini nasıl haşladınız? Bu keçi etini, eti tencereye azıcık yağ koydum. Tamam. Bir güzeye sararttım. Kıpkırmızı. Kameraya dolantalım şöyle. Evet, kıpkırmızı sararttım. Sarardıktan sonra salçasını koydum, biberini koydum, tuzunu koydum. Tuzunu sonra koyuyorum et sert pişmesin diye. Bir güzeye sararttım. Ondan sonra üzerine suyunu koydum, kaynadı. Pek zahmeti yok da tadı da yerinde olur herhalde. Koku da şahane. Sosu hazır. Evet, kokusu güzel. Mısırımız haşlandı. Buğdayımız haşlandı. Hadi sunumunu yapalım. Oo, çok güzel pişmiş buğdayımız. Evet evet, tam özleşmiş. Siz dövmüyor musunuz buğdayı? Döverdik eskilerden. Şimdi dövülmüyor. Herkes hanımlaştı. Paprika çekiyor. Dibekte dövsen dövülür. Üzerine etinden suyuyla beraber bu sosu. Evet. Keçi etli keşke. Evet. Bu buğday keşkeği. Görüntü şahane. Şimdi mısır keşkeğimizi hazırlıyoruz. Çok güzel pişmiş. Oh oh oh. Lokum gibi. Altını çekersen koskoyu özleşir, güzel olur. Haşlanmış mısırımızı tabağa alıyoruz. Yakarsan altını, dibine çabuk yanar. Şimdi mısır keşkeğimiz geliyor. Tabağımıza haşlanmış mısırları aldık. Üzerine keçi etimizden. Üzerine sosunu koyuyoruz. Sos olarak koyduk. Evet, düğünlerimizin, mevlitlerimizin olmazsa olmaz yemekleri bunlar. Şimdi tadına bakıyorum. Burada mısır keşkeği, burada buğday keşkeği. İlk defa yiyeceğim mısır keşkeğini. Buğday keşkeğini daha önce yemiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle mısırıyla, keçi etiyle, sosuyla beraber aldım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bayıldım. Afiyet olsun. Bu yağlı da çok güzel olur. Yağlı. Tereyağlı çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir de buğday keşkeğin tadına bakayım. Hep bunlar yapılır. Şimdi buğday keşkeğin tadına bakıyorum. İkisi de birbirinden lezzetli. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bayıldık. Dünyanın tadını Mersin, Anamur'da yörüklerin özel keşkeklerle çıkarmaya devam ediyoruz. Malaklar köyünde keşkek çeşitlerinde sınır yok. Şimdi de ayranlı keşkek yapacağız. Hem de yayık ayranlı. Evet. Şu anda yayıkta olan ayranımızdan alıyoruz. Tabii. Haşlanmış mısırımızın üzerine döküyoruz. Evet. Yayık ayranından aldık. Derin içerisinden haşladığımız mısırın üzerine döküyoruz. Tuluk ayranından mısır keşkeğimiz. Ayranlı. Köpük köpük. Evet, köpük köpük yiyeceğiz. Şimdi üzerine kuru nane. Kuru nanesi. Özlem diyor ki mantı gibi oldu.
Şu anda hazır mı? Hazır, servisimiz. Kaşığımız da geldi. Elinize sağlık, çok güzel gözüküyor. Hemen tadına bakıyorum, şuradan bir parça aldım. Çok lezzetli, çok hafif. Özellikle tam yazlık şimdi bu. Şimdi yağlı yedik. Yazın sıcak yağlı havada iyi gider. Yazın sıcak havada çok güzel gider. Deminki yağlıydı az önceki. Şimdi yağlının üstüne yedik mi bu güzel olur. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. İlk defa tadıyorum. Evet. Böyle bir keşkek. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çok özel bir lezzet olduğunu duyduk. Fatih Bey ve Begüm Hanım'ı Dibek'te kavut döverken yakaladık. Kavut nedir? Hemen Begüm Hanım'a soralım. Evet, kavut aslında bir yiyecek üretme yöntemi. Kuru meyvelerin tahılla birlikte dibekte dövülerek elde edilen helvanın adı aslında. Yani bir yöntem. İşte Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Burada da Yörüklerin yaptığı işte keçi boynuzu, yer fıstığı, susamımız orada kalmış ve aktarı. Aktarı bakın bu 8 sıralı, genetiğiyle oynanmamış, buraya ait bir mısır bu. Yörük helvası yapıyoruz. Evet, yörük helvası yapıyoruz. Bunun içerisinde gluten yok, şeker yok, hiçbir kimyasal yok. Dolayısıyla bedeni besliyor. Gerçekten kan yapıyor. Yani yörük bunu dağlarda yanında götürüyor. Hatta bu olmadan gitmiyor dağlara. Askere giderken, hacca giderken bu heybenin içinde işte şu heybeler de var orada. Dolduruyor heybesine, çomaç yapıyor bunu. Yufka ekmeğin arasına sarıyor ve öylece bütün besinini karşılıyor. Tabii özel bir şey bu. Coğrafi işareti alındı. Arkov test ürünü, yani Avrupa lezzetler listesine girdi. Türkiye envanterine girdi. Ve somut olmayan kültür mirasları listesi içinde işte envanter geliştirme çalışmaları devam ediyor. Fatih Bey, kolay gelsin. Siz de dövüyorsunuz saatlerdir. Teşekkür ediyorum. Tuzunu çıkardınız, fıstığın, mısırın, kuru mısırın ve keçi boynuzunun. Evet, biz kavut yapıyoruz Begüm Hanım'la beraber burada. Yardımcı oluyoruz kendisine. Şimdi bize tadına bakacağız. Bakalım nasıl bir lezzet, nasıl bir tat. Yörük helvası kavut. Fatih Bey, artık tadına bakabilir miyiz? Tabii tabii, hemen ikram edebilirim ben size sıcağı sıcağına. Yörük helvası, taze, kan yapıcı, şöyle bir besleyici. Tadına bakın derim. Memnun olacağınızı umuyorum. Hemen tadına bakıyorum. Bakalım nasıl bir tat, nasıl bir lezzet. Kavut. Sıcağı sıcağına. Çok güzel. Gerçekten helva gibi tadı. Yer fıstığı helvası zaten. Şekersiz. Şeker yok, gluten yok, hiçbir kimyasal katkı yok. Şeker tadını keçi boynuzundan alıyor, onun balından alıyor. Hakikaten çağın insanın ihtiyacı. Biz ona şey dedik, yeni nesil beslenme dedik. Çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın tadını Mersin'e çıkarmaya devam ediyoruz. Dünyanın tadında şimdi de gölevez yapıyoruz. Gölevez esasında buraya Kıbrıs'tan geliyor. Kıbrıs'ta kolakas olarak biliniyor. Burada gölevez çok güzel yetişiyor bahçelerde. Kıbrıs'a da buradan gider. Kıbrıs'a da bu Akdeniz'den, Bozyaz'dan gider Kıbrıs'a da. Hanımlar diyor ki artık Kıbrıs'a da buradan gidiyor diyorlar ama evet. Burada çok yetişiyor. Evet, evet. Buranın toprağını çok sevmiş bu gölevez. Evet. Patates gibi toprakta yetişiyor, bir kök. Evet. Bitkinin kökü çok faydalıymış. Evet. Böyle ayaklarımızdaki ağrılara, liflere böyle şey oluyor, faydası oluyor. Çok lifli, evet. Ve diz ağrılarına, eklem ağrılarına iyi geliyormuş. Evet. Aynı patatesten hülen lezzetli, kıvamlı. Yani olmazsa olmazlarımızdan Bozyazı'nın kış yemeklerinden biri. Hanımlar, nasıl pişireceğiz? Nasıl pişireceğiz? Önce gölevezimizi soyacağız, yıkayacağız, ocağa koyacağız. O şekilde. Hadi soyup doğrayalım. Tabii ki. Malzemelerimiz gölevez. Gölevez. Salça. Salça, biberimiz, tuzumuz ve olmazsa olmaz limonumuz. Bir şey olacak. Olmazsa, evet, limon olmazsa olmaz. Süner çünkü. Sünmeyeceği için limonu sıkmak zorundayız. Aynı bamya gibi o zaman. Evet, aynı. Yani o şekilde. Tadı tamam. Mükemmeldir ama. Hadi hemen soyalım. Soymaya başlayalım. Böyle çok önce... seviliyor, çok lezzetli. Baş tarafını kesiyoruz. Biz bugün gölevezin yemeğini yapıyoruz. Ama aynı zamanda bu gölevezin kızartması yapılıyor. Cipsi gibi kızartıyoruz.
böyle küçüklerinde harcıyoruz. Böyle zeytinyağını tavaya koyuyoruz. İçine az bir tuz atıyoruz. Ondan sonra ekmeğe, yuk ekmeğe koyuyoruz. Böyle çız çız bandır bandır bir yiyoruz. Et gibi. Doğramaya geçiyoruz. Bunları doğrarken çıt çıt olması gerekiyor. Böyle. Böyle. Böyle çıt çıt olması gerekiyor ki bunun özelliği burada zaten. Doğraması da özel. Evet, böyle çıtlaması gerekiyor. Düz kesilmiyor. Bıçağla kopar diyoruz. Bıçağı batırıp çekip koparıyoruz. Bu şekilde. Gölevezimizi soyduk, doğradık. Şu anda pişirmeye hazır. Evet, yıkıyoruz, süzüyoruz. Ondan sonra ocağa koyuyoruz. Şimdi odun ateşinde bakır kazanda gölevezimizi pişirmeye başlıyoruz. Öncelikle zeytinyağımızı koyuyoruz. Yağımızın kızmasını bekliyoruz. Evet, ısınmasını bekliyoruz yağımızın. Isındıktan sonra salçamızı koyuyoruz. Domates mi, biber mi? Biber. Biber salçası. Evet. Domates her yemeğe pek güzel olmuyor. Salçamız kavruldu. Biberimizi ilave ediyoruz. Toz biber. Toz biberimizi. Şimdi gölevezlerimizi atıyoruz içine. Birazcık kavuruyoruz gölevezleri. Evet, tabii ki. Biraz yağda kavurma, döndürmemiz gerekiyor yağla biberli salçanın içinde. Suyunu çekmesi için yani. Yıkadık. O yüzden böyle bir döndürüyoruz. Daha sonra suyunu vereceğiz. Tabii ki. Birazdan suyunu verip pişmeye bırakacağız. Pişmeye yakında limonunu ekleyeceğiz. Bir tıkla öyle kaynayacak. Ondan geri kapatıp indireceğiz. Ondan geri hazır. Hazır. Tadına bakacağız. Artık suyunu dökeceğiz. Hadi dökelim. Önce tuzunu atıyoruz. Tuzunu atmamıştık. Şu tuzunu şekilde. Tuzunu atıyoruz. Evet. Gölevezimiz kavruldu. Tuzunu ekledik en son. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Sıcak su. Evet. Sıcak suyla daha çabuk pişiyor. 40 dakika pişecek. Kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Gölevez yemeğimiz bir taraftan pişerken bir taraftan da gölevezin kızartması yapacağız. Aynı patates kızartır gibi. Evet. Şimdi kızartmasını yapıyoruz. İki çeşit olur. Hem sulusu pişiyor hem kızartması yapılıyor. İkisini göreceğiz bugün. Evet. Küçük olanlardan da kahvaltıda haşlayıp yiyebiliriz. Kahvaltıda? Evet. Böyle doğruyoruz. Aynı patates gibi. Evet, aynı patates gibi. Hazırlıyoruz. Çiğ yeniyor mu? Hayır, asla. Çiğ denemeyin. Böyle doğruyoruz. Götürüp şimdi zeytinyağında kızartacağız. Evet. Şu an sunuma hazır. Kızartması da hazır. Kızartması da hazır. Aynı patates kızartması gibi. Yalnız bir farkı var. Üzerine limon sıkılarak yeniyor. Doğru mu? Evet. Hemen limonunu sıkıyorum. Ve kızartmanın tadına bakıyorum. Şimdi önce kızartması tadına bakıyorum. Gölevez kızartması. Çok güzel olmuş. Aynı patates gibi ama patatesten daha lezzetli. Bir özelliği var, çiğ yenmez. Hadi hemen yemeğin tadına bakalım. Filisi var. Filisi de böyle gene haşlanır patates gibi. Böyle kavrulur. Sabahlar kahvaltımızda sunulur, yeriz. Şimdi tadına bakıyorum. Çok aşırı sıcak olur. Tamam, üfleyeyim. Ağzınıza bir yapıştın Mehmet'i, vallahi ayıramazsınız onu. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyorum, hanımların kemiklerine, diz ağrılarına, eklem ağrılarına çok iyi geliyormuş. Üstteki liflere, sıvı. Bu bilinen faydası, daha bilinmeyen nice faydası var. Tarifi bizden, yapıp denemesi sizden. Dünyanın tadı devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Mersin Anamur'dan devam ediyoruz. Anamur'da denizin kenarında konaklamış olduğumuz otelin bahçesindeyiz. Otelin evet, işletmecisi Halil Bey ve Mehmet Bey bizi kalamarla karşıladılar. Anamur'un yerli kalamarları. Aynen, Anamur'umuzun Akdeniz bölgesinin kalamarı bunlar. Mehmet Bey bakın şimdi kalamarları unluyor ve yağ ile buluşturuyor. Ama bu kalamarlar öncesinde işlemden geçti. Tabii. Yumuşatıldı. Yumuşatıldı, terbiyelendi. Nasıl terbiyelediniz? Bir anlatabilir miyiz? Sırrını verelim. Tuz, hafif, çok hafif bir tuz. Karbonat, limon suyu, bir kaşık çay şekeri kaşık,
atıyoruz. Bunu da iyicene yoğuruyoruz. Dinlendikten sonra işte gördün yumuşuyor. Kıvama geliyor. Pişme kıvamına geliyor. Şimdi şu anda da unlayıp yağla birlikte ustam tabii bu konuda daha çok bize bilgilendirir. Ufak 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 başlıyoruz. Yağımız kızdı mı bakıyoruz. Evet yağımız kızdı ve atıyoruz. Şu anda kalamarlarımızı kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra da bir şekilde yiyoruz. Günlük geliyor. Günlük geliyor. Zaten günlük çalışırız. Önümüzde Enes balıkçılarımız var. Çıktı mı bana telefon açıyor. Abi balığımız hazır. Hemen getir diyorum arkadaş. Evet kalamarlarımız da pişti şu anda. Kalamarlarımızı da çıkartıyoruz. Kalamarlarım çok güzel kızardılar. Kızaran kalamarlarımızı alıyoruz. Ustam evet. Yağını süze alıyor. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Evet, sunumun evet. Ortasında bir sosu var. Evet sosu. Yoğurt, mayonez, ceviz, kuru nane, ceviz de var içinde. Hepsi bu. Evet sunumumuz da bu şekilde gidiyor. Hemen tadına bakıyoruz. Yakupcan dayanamadı. Hemen. İlk o tadına baktı sosuyla beraber. Nasıl Yakupcan? Yakupcan konuşamıyor bile. O kadar güzel ki. Bakın yumuşacık. Hop, bir şey söylemeye gerek yok. Ben de bakacağım şefim. Çok abi, seviyoruz. Gerçekten çok lezzetli. Yumuşak, çok yumuşak. Mi? Tarifini vermesi bizden, yapıp denemesi sizden. Yapabilirseniz aynen. Deneyin, yapamazsanız çıkın gelin. Anamura, ustamın elinden yiyin. Dünyanın tadı devam ediyor. Kışın ortasında yazı yaşamaya devam ediyoruz Mersin Anamur'da. Şimdi de çilek hasatı zamanı. Evet. Ocak ayında çilekler oldu. Oldu. İki ay oldu çilek olanı. Tabii geç bile kalmışız biz. Geç bile kaldınız. Eylül'de ekeriz, Kasım Aralık'ta başlarız toplamaya. Emine ablanın bahçesindeyiz. Emine ablanın bahçesi. Aşağıda seraları da var ama seraya gerek yok. Havalar çok güzel. Evet hava da çok güzel. Her taraf yemyeşil. Portakal bahçem, limonlarım, işte hepsi. Bakın bakın şu çileğin güzelliğine bakın. Dalıyla koparıyorum. Elinize sağlık. Ben art tadına bakacağım, dayanamıyorum. Şeker gibi, Emine abla. Öyle bir, öyle bir. Bizim anamurumuzun çilekleri şeker gibi olur. Çok tatlı, çok sulu. Bayıldım. Emine abla sepete dolduruyor, ben mideye. Afiyet olsun. Dünyanın tadı ekibi olarak Anamur Bozyazı'da hanımlarla beraber ocağın başına toplandık. Ne pişiriyoruz? Bulgurca pişireceğiz. Bulgurca pişireceğiz. Çok özel bir lezzet. Özellikle yeni diş çıkaran bebeklere yapılır. Bebeklerimizin dişi çıktığı zaman ağırmadan hafif çıksın diye bulgurca pişirir. İlk dişi göründükten sonra hemen bunu pişirir. Komşuları davet ederiz eve. Bulgurcamızı önden ikram ederiz. Yer, o ağırlık bırakırlar eve çocuğa. Bu bulgurcayı o zaman pişiririz. Adettir. Evet, adet. Malzemeleri neler? Evet. Evet. Malzemelerimiz, şimdi biraz geç piştiği için biz önceden nohudumuzu haşladık. Bulgurumuzu haşladık burada. Masamızda da diğer malzemelerimiz var. Evet. Fasulye gibi ama fasulye değil. Fasulye değil, o yer fıstığımız. Yer fıstığı. Evet. Yer fıstığı. Kırmızı fıstık. Hani bunu çatlatmadan bütün akşamdan yıkayıp ıslatıp sabaha siyah su çıkıyor. O suyu süzdükten sonra haşlıyoruz. Bu da hazır oluyor. Bu mısırımız. Bembeyaz. Evet. Kendi ürettiğimizden. Bunu da akşamdan yıkayıp ıslattık. Sabaha kolaylık oluyor. Sabah düdüklü de ayrı ayrı pişiriyoruz. Çünkü ayrı ayrı haşlanıyor. Ayrı ayrı haşlamasan rengi siyah olur bulgurcamızın. Ama ayrı ayrı haşlayıp son burada karışım yapacağız. İlave diğer malzemelerimiz. Aynen. Onlar yüzüne konacak. Bu susamımız, bu cevizimiz, bademimiz böyle hafif diri ezilmiş hali. Susam hafifçe kavrulsa, çekilse olur. Çekilmeyi doğal gösterelim diye çekmedik. Bu kendi ürettiğimiz, dağdan topladığımız sumağımız. Bunu bulgurcayı pişirince göstereceğiz. Haşlanan buğday ve nohutun üzerine tuz biraz, ekliyoruz. Biraz tuz ekliyoruz. Tuzu atmazsak tenceredeyken güzel lezzetli olmaz. Ekleriz sonra hafif olursa. Şimdi ondan sonra fıstığımızı koyuyoruz. Haşlanmış fıstık ekliyoruz. Evet. Haşlanmış mısırımızı ekliyoruz. Ondan sonra mısırımızı ekliyoruz. Arka tarafta haşlanan mercimeğimiz varmış, o da geliyor. Evet, evet geldi hemen, mercimeğimiz geldi. Daha yeni haşlandı.
Bu da çok lezzetli olur. Hem özleştirir hem lezzetli olur. Bu kadar da bunu ekliyorum içine. Aşure gibi oldu. İlk defa böyle bir diş bulguru görüyorum. Bulgurca. Sadece ismi. Şekeri lazım. Hazır mı? Evet, hazır. Hadi hemen sunumunu yapalım. Üzerine? Cevizimiz, bademimiz. Onun üstüne susam ekliyoruz. Tatlı gibi ama tatlı değil, tuzlu. Hayır, tuzlu. Onun üstüne sumak koyuyoruz. Çok ilginç bir tarif. Dünya gezim ilk defa böyle bir tarif görüyorum. Bulgurca. Görüntü şahane. Ben hemen tadına bakıyorum ve bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da da paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Dünyanın Tadı ve Esirgenç TV. Çok güzel olmuş, çok bayıldım. Özellikle sumak çok güzel bir ekşilik vermiş. Ormanda yetişen çıtlıklarımız var. Sakızlık ağaçlarında meyvesi olur, çıtlık deriz. Ondan da olsa üstüne hafif ondan da serpsek daha güzel olur. Hani elinde olanlar, hani olsa ondan da koyarsan isteğine göre bağlı. Elinizde ne varsa onu koyuyorsunuz, evet. Aşure gibi. Abi. Aşure'nin tuzlusu ve ekşisi. Sumak çok güzel bir ekşilik vermiş. Bayıldım, tarifini verdim. İnşallah siz de yapıp denerseniz kış aylarında çok keyifli olur. Aynen. Tarihini vermesi bizden, yapıp denemesi sizden. Dünyanın Tadı devam ediyor. Dünyanın Tadı ekibi olarak şimdi de Anamur'da muz sıralarındayız. Anamur, muzun başkenti olarak bilinir ülkemizde. Ve şimdi Fatih Bey'in muz sırasındayız. Burada hemen hemen her ailenin bir muz serası var. Halkın evet. Önemli geçim kaynaklarından birisi. Anamur ve Bozcaada'da her ailenin hemen hemen 5 dönüm olması da bir dönüm bir muz serası vardır. Anamur muzunun aroması başkadır. Dalından koparıldığı gibi yenmiyor Anamur'da muz. Evet, dalından koparıldığı gibi yenmiyor. Yenme aşamasına gelinceye kadar birkaç tane aşamadan geçiyor. İşte dalından koparılıyor, sarartmaya gidiyor, yıkanıyor, temizleniyor, paketleniyor. Sararmaya hazır hale geliyor. Ondan sonra tüketiciye sunuluyor. Şu anda muzun tadına bakmak için nereye gidiyoruz? Sarartmaya gidiyoruz. Sarartmaya. Yakupcan'la beraber Anamur'a geliriz de muz yemeden döner miyiz? Bahçede tadına bakamamıştık ama burada bakacağız inşallah. Aynen. Yakupcan'ı muza doyuracağız Anamur'da. Şimdi bu yemyeşil muzlar bu kapıdan yeşil giriyor. Arka kapıdan sarı olarak çıkıyor. Çıkacak aynen. Hadi gönderelim Yakupcan sarartmaya. Hadi hadi kalktın. Şu anda tartıldı muzlar. Evet şimdi tartılıyor. Kaç kilo geldi? Kaç kilo geldi? 100.3. 100.3. İki dal. İki dal muz 100 kilo. Hemen gönderiyoruz. Ülkemizin muz üretimini karşılıyoruz. Artı fazlamız var. Evet, muzlarımızı getirdik gaz odasına. Evet. Şu anda 4 gün gibi burada duracak. 14-15 derecede. 4 gün sonra tüketiciyle İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Türkiye'nin her köşesine gidecek. Bu odada etil gazı var. Etilenle sarartıyoruz biz. Aynı limon, armut, diğer meyveler gibi. Raf ömrünü uzattığı için dışını sarartıyor, içi kendi haline olgunlaşıyor. Dışı sarı, içi kendi haline olgunlaştığı için hiçbir zarar yok. Sağlığa gayet güzel bir şekilde insanlarımıza, sofralarımıza sunuyoruz. İşte size Anamur muzu, yerli muz. Evet. Yakupcan tadı nasıl? Sen söyle, kameraya bakarak söyle. Güzel. Çok güzel. Yerli malı. Yurdun malı, herkes bunu kullanmalı. Türkiye'nin tropikal meyve cenneti Anamur'dayız. Ve Ayhan Temel Bey ile Anamur'da yetişen tropikal meyveleri tanıyacağız ve tadacağız. Bunu size hediye etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eşinizle beraber. Anamur'a özgü bir nergizdir. Şimdi ilginç meyvelerle devam edeceğim. Elimde görmüş olduğunuz bu meyveyi bilmiyorum daha önce gördünüz mü, duydunuz mu, biliyor musunuz? Sizce ne olabilir? Benim daha önce Malezya'da gördüğüm bir meyve. Karambola, yıldız meyvesi. Şu anda izleyicilerimiz diyor ki, yıldıza benzemiyor. Neden yıldız? Şöyle ben göstermek istiyorum, bakın. Hiç yıldıza benzemiyordu ama, şimdi bakın ne olacak. İsmini aldığı gibi yıldız meyvesi, karambola. Karambola, yıldız meyvesi. Tadı nasıl? Hafiften böyle
can eriği ve elma arasında bir tadı var. Bayıldım, ben bunu yemeye devam edeceğim. Devam ediyoruz. Anavurut tropikal meyvelerini tanımaya ve tatmaya. Bu meyveyi... Papaya, ağaç kavunu. Ağaç kavunu, papaya. Hemen burada soyulmuşu var. Tadına bakıyorum. Özellikle sindirim sistemine çok faydalı olduğu evet. söyleniyor. Asya'da yemeklerden sonra ikram ediyorlar. Bizim soda gibi. Gerçekten de kavun gibi. Bu da çok lezzetli. Burada mandalina var ama mandalinanın 1001 çeşidi var. Evet. Kumkat, mandalina. Ekşi. Çok ekşi. Evet. Burada da kamkatlar var. Evet. O kumkat. Bu kumkat, bu kamkat. Ben karıştırıyorum sizleri sürekli. İkisi de aynı ama cinsleri aynı. Bu mandalina cinsi, bu portakal cinsi. Bu şekilde bütün olarak tüketiliyor. Bu soyulup yeniyor. Bu kabuğuyla yeniyor, bu soyularak yeniyor. Evet. İkisi de çok lezzetli. Bunları da yemeye devam edeceğim. Ocak ayındayız ve Anamur'da taze çilekler var. Bakın bu da ilginç bir olay. Hepimizin bildiği çilek Anamur'da hala yetiştiriliyor. Evet. Ocak, Şubat evet, fark etmez. Kasım ayında başlıyoruz biz üretmeye çileği. İlk defa gördüğüm farklı bir meyve var. Feuja. Evet, Feuja. Yazılış Feuja. İçi de bu şekilde. Tadına bakıyorum izninizle. Farklı bir meyve. Alışmak lazım. Şimdi şöyle bir tane guava, armut guava diyoruz buna. Bu da soyulmuş ve doğranmış hali. Armut guava. Armut guava. Asya armudu. Evet. Guava. Çekirdekleri çok sert. İnsanın dişini kıracak sertlikte. Çok evet. sert olduğu söyleniyor. Pepino. Bu nedir? Pepino. Bu da pepinomuz. Evet. Pepino domates bitkisi. Kavun yerine aroması şeker hastaları tercih ediyor bunu. Aroması biraz düşük. Kış zamanında, aynen. vakitsiz zamanlarda aynen. eğer canınız kavun isterse pepinoyla bu isteğinizi giderebilirsiniz. Dinlenmiş halde burada. Hemen kaçırmak istemiyorum, anlatmadığım bir şey kalmasın. Burada yine altın çilek var. Bunların hepsi Anamur'da yetişiyor. Bu şekilde altın çilekler çok... Tamamen organik. Teşekkür ediyorum. Doğal. Keskinliği çok bunları iyi. Bunları yiyince muz azı şey kalmıyor. Muzda yer kalmıyor, muzun ana vatanında. Çeşit çeşit muzlar var Anamur'da. Şu anda masamızda 4 çeşit muz var. Açık muzumuz. Ne muz bu? Doğal açık muzumuz. Bu açık muz. Evet. Bu? Bunlar örtaltı muz. İkiz muz. Evet, ikiz muz. Evet, ikiz muz. Aynen. Burada bebek muzlar var. Geliyoruz avokadoya. Yeşil altın. Şu anda çok büyük bir ekonomik değeri var. Evet. Anamur'da. Puerto cinsi avokado ekmenizi öneriyoruz özellikle şiddetle. Dubai, Avrupa pazarı, Rusya pazarı artık bu avokadodan talep ediyor. Aynı zamanda yağı da üretiliyor bunun, yağı da çıkıyor. Yani zeytinyağı gibi biraz şu an için pahalı ama ileriki zamanda küçüklerinden avokado yağı çıkarıyorlar. Süper, onu da gitmeden tadacağım. Evet. İlk defa görüyorum bu kadar büyük avokadoyu. Anamur'da, Özlem de bayılır. O da şu anda tadını merak ediyor, birazdan tadına bakacağız. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel tropikal meyveleri bize tanıttığınız için. Siz de buraya gelip zahmet verip, bizleri, ürünlerimizi dünyaya tanıttığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Dünyanın tadı Anamur'dan devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Mersin Anamur'dan devam ediyoruz. Anamur'da konaklamış olduğumuz otelimize geldik ama lezzetleri bitiremedik. Dinlenme yok, yemeğe devam. Devam, evet. Aynen. Şimdi Halil Ünüselek Bey ve Mehmet Şef'le beraber Akdeniz'den çıkan o güzel balıkları pişireceğiz. Aynen. Izgarada. Bugün ne balıklarımız var? Halili balığı. Evet, deniz levreği ve deniz çuprası. Bizde bunlar var bugün. Evet, bugün ama bugün özel size geldi yani bu. Denizden. Evet. Şimdi bunları açacağım kelebek şeklinde. Zeytinyağı ve tuzuyla avcarlayıp ızgaramıza atacağım. Seni izliyoruz şefim. Hemen başlayalım. Kafasını koparmıyoruz. Aynen. Çiziyoruz. Burada levreğimiz. Levreğimiz var. Ve çupramız. Evet, çupramız. Burada çupramız var. Bunu da çiziyoruz. Kesinlikle. Böyle çupramız. Hazır. Hazır. Hemen soslayalım. Şu anda tuzluyoruz. Müsaadenizle. Tabii ki. Tuzladık. Tuzladık. Yağlayacağız. Zeytinyağımız. Zeytinyağı. Kendi zeytinyağları. Bahçelerinin zeytinlerini
bu şekilde zeytinyağına dönüştürüyorlar. Kendimiz sıktırıyoruz. Süper. Orijinaldir. Ürünlerimizin birçoğu zaten orijinal. Bu kahvaltıda verdiğimiz zeytinler kendi bahçemizin zeytinleri. Kendi bahçemizden çıkan zeytinlerden oradan çıkılmış yağlar. Süper. Birçok reçeli kendimiz yapıyoruz. Her şey doğal. Tatlıları çoğunu kendimiz yapıyoruz. Her şey doğal. Şefim güzelce karıştırıyor. Her yerine yediriyor zeytinyağını, tuzu. Izgaramızı da yağlıyoruz. Evet, ızgaramızı da yağladık. Yağladık. Evet, aynı şekilde ızgaramızı da yağladık. Kokular şahane. Balığı mangala attıktan sonra hemen çevirmiyoruz. Doğru mu şefim? Tabii. O iyicene pişecek. Ondan sonra. Hemen çevirelim derseniz dağıtırsınız balığı. Yasin Bey, siz masaya geçebilirsiniz. Balıklarımızı biçtim, orada da tanıtımını yapalım. Tamam, sunumunu masada yapıyoruz. Aynen. Biz masaya geçiyoruz, balıkları tamam. Bekliyoruz şefim. Tamam. Evet, balıklarımız pişti ve geliyor. Mehmet ustam getiriyor ama kokular daha önce geldi. Ustam, of. Görüntü şahane. Çok güzel bir masa sunumu bizi karşıladı. Evet. Çok güzel olmuş ustam. Ellerine sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum Halil Ünlüsel'e ve ailesine. Burası bir aile oteli. Bizi de ayrıca karşıladılar, misafir ettiler. Ve şimdi bu güzel balığı tadacağız. Ama önce bir çorbamızı içeceğiz soğumadan. Ondan sonra da balığımıza borç çorbamız. Kaymaklı borç çorbası. Bu da bizim dünya mutfağına hakim olduğumuzun bir ufak bir göstergesidir. Evet, ufak içmiştim en son. Evet. Ondan sonra da balık menümüze devam edeceğiz. Çeşitli çorba çeşitlerimiz de bizde mevcut olmaktadır. Hadi beraber bakalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Size de afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Size de afiyet olsun. Teşekkürler. Dünyanın tadı. Anamur'dan devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.